Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle şıklardan gideceğim. Temel ögelerden oluşan yargı 2 numaralı cümledir. Temel ögeler dediği özne ve yüklem 2 numaralı cümleye bakalım. Temel ögelerden mi oluşuyor? Sabır göstermek, sabır göstermek zafere ulaşmanın ilk şartıdır. Doğru. Yüklemimiz burası, öznemiz de burası. Öznemiz sabır göstermek. Temel ögelerden oluşan yargı 2 numaralı cümle. Bu doğru. Eleyelim. A ve D maddelerinin tespitlerinde yanlışlık yapılmıştır deniyor. A ve D'ye bakalım. A'da diyor ki en fazla öge sayısı dördüncü cümlededir. Bulalım ögelerini hemen. En fazla öge sayısı 4 demiş, değil mi? Şuna bakacağız. Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Emin olun yüklem. Emin olmak birleşik fiil olduğu için ayırmadım. Siz emin olun, gizli özne onu saymıyoruz. Gizli özne sayılmaz bu tarz sorularda. Yani öge sayısı sorulduğunda gizli özneyi saymazsınız. Neyden emin olun? Ellerinizin temiz olduğundan dolaylı tümleç. Ne zaman emin olun? Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce. 3 ögeden oluşuyor. En fazla öge sayısı 4 cümledir deyince yanlışlık yapmış. Yani A'da yanlış. Bakalım D yanlış mı? D'de demiş ki 3. cümlede vurgu dolaylı tümleç üzerindedir. Şimdi arkadaşlar, vurgu her zaman yüklemden hemen önceki öge üzerindedir. O zaman bakalım D maddesinde vurgu nerede? Pardon, 3. cümlede. Başkasının yanlışını teraziye koymadan önce diğer kefeye kendini koymalısın. Koymalısın yüklem. Hemen öncesinde gelen kelimeye bakıyorum, kendini. Hangi öge olur kendini? Kimi koymalısın kendini? Kimi sorusu belirtili nesneyi verir ama burada ne demiş? Vurgu dolaylı tümleç üzerindedir demiş. Demek ki bunu yanlış yapmış. O zaman bunu da eleyebilirim. Yanlışlık yapmış. Birinci cümle E'de ögelerini ayrılarak verilmiştir. Bir bakalım E'de ne demiş? E özne, dolaylı tümleç, belirsiz nesne, yüklem. Biz de bulalım. Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez. Süremez yüklem. Kim süremez? Ayağında diken yarası olmayan özne. Nereye süremez? Sinesine süremez. Nereye de dolaylı tümleştir. Ne süremez? Gül kokusu. Ne de belirtisiz nesneyi verir. Burada da öyleydi. Yani bu da doğru. Zarf tümleci ile başlayan cümleler 3, 4, 5. Şimdi 4'ü bulmuştuk zaten. Parmaklarınızla beni göstermeden önce. Ne zaman? Parmaklarınızla beni göstermeden önce zarf tümleci. 3'e bakalım. Başkasının yanlışını teraziye koymadan önce. Ne zaman? Başkasının yanlışını teraziye koymadan önce. Bu da zarf tümleci. 5'e bakalım. Söylenecek söz kalmadığında. Bu da zarf tümleci. Zaten dığında zarf fiiliyle yapılmış. Yani buradaki tespitler doğru. Üçüncü cümlede vurgu dolaylı tümleç değil belirtisiz nesne üzerindedir. Zaten biraz önce yaptık. Dedik ki bakın kendini belirtisiz nesne, belirtili nesnedir pardon. Kimi koymalısın? Kendini. Kimi sorusu, neyi sorusu belirtili nesneyi verir. Ama burada belirtisiz demiş. Vurgu dolaylı tümleçte değil ama belirtisiz nesnede de değil. Belirtili nesnede burada yanlışlık yapılmış, cevap E. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Şıklarımızda daralma var. Arkadaşlar biliyorsunuz daralma yor ya da y sesinin etkisiyle a, e'nin i, i'ye dönüşmesi. I, i ya da u, i'ye. Benzeşme fıstıkçı şahap dediğimiz yani bir kelime f, s, t, k, ç, ş, h, p ile biterse sonra CDG yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa o CDG CTK'ye dönüşür. Buna benzeşme denir. Ünsüz düşmesi. Kaynaştırma, yaşasın sesleri. Kökte ünlü değişimi bu arkadaşlar bana sana kelimelerinde olan ses olayı. Hangisi yoktur? Bana sana demişken en kolayı onu bulmak. Hemen onu bulalım. Evet, bana da gördüğünüz gibi bir kökte ünlü değişimi olmuş. Sana da vardır, başka da hiçbir kelime de olmaz. Nasıl olur? Ben kelimesine ya da sen kelimesine ismine E hali gelir ve bene değil bana olur. İşte buna ünlü değişimi denir. Bunu bulduk. Her halin öyle güzel, hep sıcacıksın. İşte burada ünsüz düşmesi var. Sıcaktır aslında kelimemiz sıcaktır. Sıcakcık. Sıcak kelimesinin üzerine cık gelir ve bu cık gelirken K'yi düşürür ve ünsüzü düşürür. İçimde yaşıyorsun. Yaşamaktır bu da. Yaşıyorsun, yaşamak. Kelimemiz yaştan yaşamaktır. Yor gelince ı'ya dönüşmüş yani daralmış. Benim canımsın, seni sorsalar bana anlatılmazsın. Kimseye benzemez. Burada ünlü düşmesi var ama şıklarımızda ünlü düşmesi yok. Benizden gelir çünkü. Sen bambaşkasın.
Herhangi bir benzeşme göremedim. Kaynaştırmalara bakalım. Onları çünkü atladım. Hemen bakıyorum. Seni sorsalar kimseye. Kimseye'deki Y kaynaştırma harfi. Fakat benzeşme olmadığı için cevabımız B. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüklemi sıfat tamlamasıdır. Bir bakalım. Kahkahasız geçen bir gün boşa geçmiş bir gündür. Evet, boşa geçmiş bir gündür. Yüklemi sıfat tamlaması nasıl gün? Boşa geçmiş bir gün. Temel ögelerden oluşmuştur. Temel ögeler özne ve yüklem. Bakalım öyle mi? Kahkahasız geçen bir gün boşa geçmiş bir gündür. Şurası yüklem, burası da özne. Boşa geçmiş bir gündür yüklem. Ne boşa geçmiş bir gündür? Kahkahasız geçen bir gün. Temel ögelerden oluşmuş. Farklı türde fiilimslere yer verilmiş. Geçen an en sıfat fiil. Geçmiş mış miş sıfat fiil. İkisi de sıfat fiil. Cevap geldi. Farklı türde dediği zaman isim fiilde, zarf fiilde olmalıydı ya da onlardan biri de olmalıydı. Cevabımız C taşmış biraz. İsterseniz şöyle yapalım. Evet. D. Türemiş zarf ve sıfat örneği vardır. Türemiş zarf ve sıfat. Türemiş zarf kahkahasız kelimesi. Kahkaha kelimemizin kökü sız siz yapım eki. Yapım eki alan sözcük türemiştir. Peki zarf mı? Evet zarf. Çünkü geçen kelimesi fiilimsi. Fiilimsileri niteleyen kelimeler de zarftır. Zarflar sadece fiilleri nitelemez arkadaşlar. Fiilimsileri de niteler. O yüzden zarftır ve türemiştir. Çünkü yapım eki almış. Geçmiş bir ve sıfat örneği demişti değil mi? Geçmiş, boşa geçmiş bir gündür. Kahkahasız geçen bir gün boşa geçmiş bir gündür. Şimdi geçmiş kelimesindeki mışmış fiilimsi ekidir. Fiilimsi ekleri her zaman yapım ekidir. Burada bu fiilimsi sıfat göreviyle kullanılmış. Dolayısıyla o da türemiş. Yani bu da doğru olur. Girişik birleşik cümle mi? Evet, içinde fiilimsi olan cümleler girişik birleşik cümledir. Bugünden sonraki virgül sizi yanıltmasın, sıralı cümle demenize sebep olmasın. Çünkü virgülden önceki ve sonraki kısmın cümle olması lazım. Burada virgülden önceki kısım cümle değil, o yüzden sıralı olamaz. Girişik birleşik de olama, girişik birleşiktir çünkü içinde fiilimsi var. Cevabımız C. Yukarıda numaralanmış cümlelerde geçen zamirden türemiş sözcükler görevleri bakımından ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar görev bakımından eşleştirmek demek kelimeleri görev demek, kelimelerin görevi demek isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç. Biz de burada zamirden türeyenlere bakacağız. Sensiz mesela sen zamirdir, sensiz zamirden türeyendir. Sensiz ben nefes alamam, sensiz nefes alamam. Nasıl nefes alamam? Sensiz alamam. Fiilin belirttiği için bu zarftır. Zarf diyelim. İkinci cümlemizde bakalım. Senli benli. Sen ben zamirdir. Nasıl anlatım? Anlatım isimdir. Senli benli anlatım ismi belirttiği için ismi belirten sözcükler sıfattır. Toplumsal ve ruhsal bir kimlik. Kimlik kelimesi kimlik kimden gelir kim soru zamiridir soru zamirinden kimlik türemiş kimlik gelişimi isimdir kimlik isim zaten isim tamlaması yapmış diğer maddemizde bakalım 4'te onsuz yapamıyorum onsuz o zamirdir kişi zamir olur bazen işaret zamir olur nasıl yapamıyorum fiile sordum nasıl sorusu bana zarfı verir onsuz yapamıyorum o zaman bu zarf olur kimsesiz yaşar. Yaşar isim. Nasıl yaşar? Kimsesiz yaşar. İsme sorduğum nasıl sorusu da bana sıfatı verir. Yani iki sıfat, iki zarf buldum, bir isim bulduğuma göre cevabımız C. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yoktur? Şimdi direkt okuyacağım. Dedendeki para harcamakla tükenecek gibi değil. Arkadaşlar dedendeki para derken bu ki sıfat yapan ki'dir. Hangi para? Dedendeki para. Sıfat yapıyor. Sıfat olan ki böyle kullanılır zaten. Kendisinden sonra bir isim gelir. Burada para ismi gelmiş. Ondan önceki kelimeye de genelde teki şeklinde gelir ve bitişik yazılır. Sıfat olan ki bitişik yazılır. Yani ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış. Bahar geldi mi? Bizim köyün nüfusu artmaya başlardı. Buradaki mi ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Mi ayrı yazılır çünkü. Mi'nin yazımı böyledir. Mi eki ayrı yazılır. Bitişik yazıldığı için burada yanlışlık yapılmış. Onun dışında sen alacaklarına baka dur. Baka dur.
E kalmak, e gelmek, e durmak süreklilik ya da sürerlik fiilidir. Kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik fiiller daima bitişik yazılır. Birleşik eylemlerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmış. Uzun bir yolculuktan sonra yıllardır uğramadığımız köyümüze sağ salim gelmiştik. Sağ salim ikilemedir. İkilemeler daima ayrı yazılır. Bunun ayrı yazılması gerekirdi. Fakat D'lerin yazımı ile ilgili bir yanlış yok. Deden de vardı. İsmin D hali bitişikti. Doğru. Başka bir D var mıydı? Ben mi atladım? Yoktu galiba. Varsa da yanlış yazılmamıştı. O yüzden cevabımız D. Altı çizili sözcükle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Altı çizili sözcüğümüzü tamamlayamazsın. Benim size tavsiyem böyle sorularda olumsuzsa olumlu yapın. O zaman her şey daha kolay ortaya çıkıyor. Ben hem olumlu yapacağım hem de ekine köküne ayıracağım ki tüm soru boyunca kullanalım. Daha şöyle biraz daha geriden yazayım. Biraz uzun olacak çünkü. Böyle bayağı ekine köküne ayırdık. Evet, şimdi sorumuzu rahatça çözebiliriz. Birden fazla yapım eki almıştır. Doğru. Kelimemizin kökü tamdır. Bunlar da yapım ekidir. İki tane yapım eki almış. Birden fazla. Evet. Y kaynaştırma. Bu arada onu da söyleyeyim. Y kaynaştırma harfimiz. Biri eliyorum. Yeterlik fiilinin olumsuz şekli kullanılmıştır. Şu A bana zaten yeterlik fiili olduğunu gösteriyor. Ne demek istiyorum? Tamamlayamazsın. Olumlusunu yaptığımızda tamamlayabilirsin. Olumlusunu yapacağım dedim ama yapmayı unuttum. Tamamlayabilirsin. Hatta şöyle yazalım. Tamamlaya. Bunun devamına yazalım. Sını zaten var altta. Gördüğünüz gibi olumlusunu yaptığımda ebilmek yeterlik fiili. Yeterlik fiilin olumsuzu ortaya çıktı. İstek kipiyle çekimlenmiştir. Hayır. Geniş zaman bakın şurada olumlusunda ortaya çıktı. Tamamlayabilir, ır, ir. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Yani bu yanlış istek kipi değildir. Şu A'yı istek kipi zannetmenizi istemiş soru ama değil. O ebilmek fiili. İsim köküdür. Tammak diye bir şey olmadığına göre isimdir. Doğru. Bunlar doğru eleyelim. Çekim eki almamıştır demiş. Hayır almış. Hem buradaki geniş zaman eki hem de buradaki sın kişi eki çekim ekidir. Kişi ekleri ve zaman ekleri çekim ekidir. Yani çekim eki almıştır. O zaman cevabımız 3 ve 5 yani B. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne farklı türde bir tamlamadan oluşmuştur? Tamlamalar, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları. Hem öge bulmamız gerekecek hem de tamlama. Şimdi birlikte bakalım. Her zaman büyülemiştir beni keman sesi. Büyülemiştir yüklem. Büyüleyen kim? Büyüleyen ne? Keman sesi büyüleyen. Hangi tamlama? Belirtisiz isim tamlaması. Şu an ben kısaca isim tamlaması yazayım buraya. Belirtisiz isim tamlaması. Kürdan kebabı vazgeçemediğim tatlardan biridir. Vazgeçemediğim tatlardan biridir yüklem. Ne? Kürdan kebabı. Öznemiz bu. Bu da belirtisiz isim tamlaması. Nereden anlıyorum belirtisiz olduğunu? Çünkü kürdan ve keman tamlayan eki olan ın, in, un, ün almadılar ama sesi ve kebabı ı tamlanan ekini aldılar. Yaklaşık bir saat sonra takım kaptanı basın açıklaması yapacak. Yapacak yüklem kim yapacak? Kim yapacak? Takım kaptanı yapacak. Takım kaptanı da yine diğerleri gibi belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü birincisi ek almamış yani tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış. Üç tane belirtisiz çıktı. Bu mevsimde sabah serinliği insanı hasta eder. Hasta eder yüklem ne? Hasta eden ne? Sabah serinliği. Yine bir belirtisiz isim tamlaması çıktı. Fıstık yeşili gömlek gerçekten sana çok yakışmış. Yakışmış ne? Fıstık yeşili gömlek yakışmış. Gömlek isim. Nasıl gömlek? Fıstık yeşili gömlek. İsme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını dolayısıyla sıfat tamlamasını verir. Yani burada fıstık yeşili gömlek öznesi İsim tamlaması değil, sıfat tamlamasıdır. Evet, yani cevabımız E. Bu parçada yay ayraçta belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yamaçta durma rüzgar kapar, çukurda durma karanlık var. Sıralı cümleler var. Belki çoğunuz hepsinin arasına virgül koydu. En sona da nokta koydu sıralı cümle olduğu için. Ama şöyle bir detay var. Noktalı virgülün kullanımı giriyor işin içine. O da şu.
Böyle sıralı cümlelerde birbiriyle ilgili olanların arasına virgül, diğerine geçerken noktalı virgül konur. Ne demek istedim? Yamaçta durma rüzgar kapar. Aslında bu kendi içinde anlam bütünlüğü olan bir cümle değil mi? Yamaçta durursan rüzgar kapar. Şimdi bunlar sıralı. Bunların arasına virgül koyuyorum. Ama ikinci kısma geçerken artık yamaçta durmakla işim bitti. Bu defa çukurda durmaya geçtim. Yani farklı bir konuya geçtim. Farklı bir konuya geçerken noktalı virgül koyarım. Şimdi çukurda durma karanlık boğar. Burada kendi arasında. Tıpkı yamaçta durma rüzgar kapar gibi. Çukurda durmayla karanlık boğar kendi arasında anlam ilgisi. Çukurda durursan karanlık boğar. O yüzden kendi arasında anlam ilgisi olanlara virgül koyuyorum. Yani virgül, noktalı virgül, virgül. Sonu da cümlem bittiği için nokta. Bu nerede vardı? Virgül, noktalı virgül. D'de var değil mi? Cevap D. Bu parçada altı çizilerek numaralandırılmış fiilimsiler türlerine göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar, fiilimsi türleri dediğimiz isim fiilimi, sıfat fiilimi, zarf fiilimi bunlara bakacağız. Püskürt tüyü tık tik sıfat fiilekidir. Anası mezar dikecekmişteki dık diktir. Benzeşerek ve yumuşayarak burada tük şekline gelmiş. Yani burada sıfat fiilimiz var. Buna S diyelim. Şekillenip ıp ip zarf fiildir. Fiilin üzerine gelen ıp ip eki zarf fiildir. Buna da Z diyelim. Başka zarf fiillerimiz de var. Alı var, arak var, dıkça dikçe var. Bulacağınız yer. Burada da anası mezar dikecekmişteki acak ecek var. Yine yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş görüyorsunuz. Bu da sıfat fiildir. Gitmek, mekmak, fiilin üzerine gelen mekmak isim fiildir. Buna da iyi diyelim. Ve son olarak göremedim. Şurada atladım, evet. Nerede diye. Diye kelimesi arkadaşlar biraz zor bulunuyor. Demek fiilidir. Aslında kökü üzerine e zarf fiili gelirken araya bir yardımcı ünlü, ünsüz, koruyucu ünsüz daha doğrusu kısacası kaynaştırma harfi y alır. Aslında biraz zor bulunuyor. Buradaki demektir. Y kaynaştırma harfi gelince daralmıştır. Şuradaki e daralarak i'ye dönüşmüştür. Burada da aslında e zarf fiili vardır. Bu da zarf fiil. Şimdi ikişerli gruplandırdık. İki sıfat fiil, iki zarf fiil, bir isim fiil çıktı. O da gitmek. Yani cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit? Yani sıralı olmayacak, bağlı olmayacak, birleşik olmayacak. Basit olacak. Yani içinde fiilimsi olmayacak, sıralı olup virgül ya da noktalı virgül olmayacak ya da bağlaçla bağlanmayacak. Söz dizimine göre devrik yani yüklem sonda olacak. Yüklemin türüne göre de isim cümlesi olacak. Yüklemi isim olacak. İsterseniz daha kolay olandan eleyip elemeyeceğime bakıp bir eleme yoluyla gideyim. Yüklemleri bir bulalım. Davrandım, fiil cümlesi. Görüldüğü kadar kolay değilmiş bu isim cümlesi. İsim dediği için mesela şuradaki fiil cümlesini eleyebilirim. Hiçbir şeyde gözüm yok. Burada mesela isim cümlesi yüklemimiz. Burada aslında benim de ihtiyacım var. Yine isim cümlesi. Şirketin işleriyle daha yakından ilgilenirsen çok sevinirim. Sevinmek fiil cümlesi. Mesela isim cümlesi mi fiil cümlesi mi buradan eledim. Şimdi isterseniz bir de devriklik kurallı olmaktan eleyebiliyor muyum? Hayır. Çünkü üçünün de yüklemleri ortada. Yani devrik demek ki basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı ona bakacağım. Görüldüğü kadar kolay değilmiş golf oynamak. Dık dik var yani sıfat fiil var. Mekmak var yani isim fiil var. İçinde fiilimsi olan cümleler birleşiktir. Yani bu basit olamaz. Eliyorum. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda olduğun dık dik geldi yine. Dık dik varsa birleşiktir. Basit olamaz. Eledim. Cevap çıkmış. Aslında benim de ihtiyacım var. Uzun bir tatile cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek ayraç içinde yanlış verilmiştir? Çocuklarımıza. Bizim çocuklarımızdaki mız iyelik ekidir. Çocuklarımızdaki a yönelme yani ismin e halidir. Bu doğru. Sağlığınız için bu yasaklara uymalısınız. Sizin sağlığınız nız sizin sağlığınız ikinci çoğul kişi iyelik ekidir ve addır. Doğru. Sağlık isimdir. Dışarı çıkamadığımız bu zamanlarda uzaktan eğitimin önemini daha iyi anladık. Ayrılma eki almış ad. Ayrılma ekidir. Ancak burada ayrılma eki görevinde değil, burada artık yapım eki görevinde. Bu dursun arkadaşlar.
bulunma eki. Deda ismin D halidir. Sofrada isimdir. Dolayısıyla doğru. Kahvenin yanında çikolatayı neyi? Çikolatayı. Çikolata isimdir. Neyi sorusuna cevap veren bu I da belirtme eki yani ismin İ halidir. Buradaki dendan artık ayrılma eki değil yapım eki görevinde olduğu için cevabımız C. Bu dörtlükteki altı çizili sözcükler yapı bakımından arkadaşlar sözcük ve yapı dediği zaman basit mi türemiş mi birleşik mi ona bakacağız. Basit demek yapım eki almayan demek türemiş yapım eki alan birleşik de iki kelimenin birleşmesiyle oluşan. Başımı dün gece başımı. Kelimemizin kökü baş. Sonra benim başım anlamındaki me çekim ekidir. İyilik eki çünkü. Başımı neyi? Başımı. Bu da belirtme eki ismin ihali. Yani ikisi de çekim eki. Çekim eki yapım eki olmadığına göre, çekim eki olduğuna göre her ikisi de bu. Basittir. İkişerle eşleştirmemizi istiyor. O zaman buna basit yazalım. Şükrettim. Şükür ve etmek. İki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş. Şükür ve etmek. Yani bu birleşiktir. Varlığına kelimemizin kökü vardır. Gelenlık eki vardan varlık yapım ekidir. Yapım eki alan sözcük türemiştir. İkimizi iki köktür. İkimiz miz iyelik ekidir. İkimizi neyi ikimizi belirtme ekidir. Yani hem miz hem i çekim ekidir. Çekim eki alan sözcükler de basittir. Şöyle yapalım buna da basit diyelim. Bu arada şükrettim de birleşikti. Ona da bir diyelim birleşik. Süre kaldı arkadaşlar. Süre kelimesinin kökü sürmektir. Sürmekten süre olur. O yüzden buradaki e yapım ekidir ve türemiştir. İki türemiş, iki basit, bir birleşik olduğuna göre şükrettim birleşik yani cevabımız B.